Dolayısıyla insanın aslında sürekli aktivite içinde olması aslında kendi gerçekliğiyle yüzleşmek istememesidir. Kendi gerçekliği içerisinde mutmain olmuş bir insan aktiviteden daha çok varoluşsal bir eylem içerisindedir. Eylemle aktivite arasındaki fark nedir dediğimizde, eylemde şimdinin farkındalığıyla çıkan, yükselen bir bilinç vardır. Aktivitede ise huzursuz zihinden kaynaklanan bir kaçış vardır. Ne yapsam, ne yapmalıyım, şu anda ne yapsam bana iyi gelir şeklinde bir derinlerde var olan, yükselen bir farkındalığı ki korku, çünkü şimdiki gerçekliğini belki de ortadan kaldıracak bir realite. Halbuki gelen aslında rahmet üzere geliyor. Fakat insan o rahmeti bilmediği için o rahmet musibete dönüşüyor. Tıpkı hadiste ifade edildiği gibi. Kula diyor Allah'tan bir musibet gelir. Yani onu uyandıracak bir ok atılır. Eğer bilmezse gazaba dönüşür diyor. Eğer bilirse, yani onu değerlendirebilirse o insanda rahmete dönüşür. Dolayısıyla nasıl işte alkolikler varsa bir de işkolikler var. Sürekli kendilerini bir işle meşgul ederler. Kendilerinden kaçarlar aslında. Yani kendinden kaçışın bir unsurudur sürekli bir şeyler yapmak, bir boyutuyla derinlerine baktığınızda. Bu bunun içindir demiyoruz ama derinlerinde tatilleri bu insanların korku verebilir. Sessiz oturamazlar bu insanlar. İş yapmaktan kesinlikle vazgeçemezler. Sürekli bir aktivite içerisindedirler. Sürekli bir koşturmaca içerisindedirler. Belki günde 3 kere okumuş oldukları gazeteyi tekrar tekrar okurlar. Okumak isterler veya kendi realitelerini sürekli aynı noktada döndürmek isterler. Varlık algılarını sürekli tekrar ederler. O varlık algısından bakarlar. Çünkü bu sayede kendi algılarını ne yapmış olurlar? Korumuş olurlar. Çünkü ölüm kendi algılarını da ortadan kaldıracak sonsuz bir dönüşümdür, büyük bir dönüşümdür. Ama ona karşı, o ölüme karşı bir perde çekmiş olurlar. Yani aslında huzurlu bir kalpten mi geliyor eylem yoksa huzursuz bir zihinden mi geliyor aktiviteler? Korku huzursuz zihinden kaynaklanıyor ve en derininde de olan şey aslında ölüm. Ölümü yendim, ölmeden önce ölünüz, insanlar uykudadır ve uykudaki insan rüya görmektedir. Siz ölmeden önce ölünüz. Dinin realitesi bu. Yani dönüşünüz. Dediğimiz gibi bütün korkuların temelinde ölüm var. Diğer bütün korkular sadece ölümün yan dalları. Dolayısıyla bir insan ölüm hakkında bir şey yapabildiği zaman aslında korkuları üzerinde bir şey yapmış olur. Ve bir insanın ölüm üzerinde bir şey yapması ölümsüz boyutunu keşfetmesiyle olacaktır. Yani bataklığın oluşturduğu sineği yok etmek, kokuyu yok etmek değil mesele. Mesele bataklık. Bataklığın kendisi ölümün kaynağı, ölümü anlamak, ölümün içinden geçmek. Ölmeden önce ölmek. Yani nesnel varlığa bağlı olmayan özünü keşfetmek. Dolayısıyla eğer ki en temel korku insanda ölümse ve bütün korkular ölümün yan ürünüyse, insanı ölümsüz kılacak, ölümsüz ezeli ve ebedi boyutunu keşfettirecek, yani içinde ölümsüz bir bilincin farkına varacağı bir deneyimin içerisine o insanın girmesi lazım. Başka hiçbir şey bir işe yaramaz. Sadece yüzeyde kişiye makyaj yaparsınız ama içeride mide bulantısı yine devam eder. Veya dışarıda bir şeyleri düzeltmiş gibi görünürsünüz ama kavanozdan balı yalamakla balın tadını alamazsınız. Yani ne para, ne güç, ne makam, ne mevki. Ölümü anlamanın ve ölümü aşmanın tek yolu vardır. Ölmeden önce ölünüz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hira'da bu ölümü yaşadığı gibi Miraç'ta da bu ölümü yaşamıştır. Bütün veliler ölmeden önce ölüm deneyimi içerisine girmişlerdir. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu ölüm biyolojik bir ölüm değil. Bu ölüm
bir algıdan diğer bir algıya, bir mertebeye çıkmak. Yani tırtıl ölür, kelebek olur. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselam'da ölmüştür. Hazreti Mevlana Şems'te ölmüştür. Dolayısıyla bu şehadet alemi de kuantum alem dediğimiz bu zamansızlık ve mekansızlık içerisinde aslında kendi ölümünü, yani sınırlı olan sınırsız içinde ölmüştür ve sınırlı olan sınırsız yapısını ancak bu ölüm deneyimi içerisinde fark edebilir. Peki bir insanın ölümün içerisine girmesi, işte tasavvufta müşahede makamına, yani şahit olma makamına, ki buna neyle gidiyor? Buna murakabeyle gidiyor, buna riyazatla gidiyor, buna itikafla gidiyor. Yani bedeninin öleceğini gördü ve bedenin ölmesiyle kendisi ölmedi. Zihninin öleceğini gördü ama zihninin ölümüyle kendisi ölmedi. Çünkü kendisi hem beden yapısının hem zihin yapısının ötesinde bir varlıktır. İşte ölmeden önce ölünüz, yani bütün algıların ötesine saf şuura geçmek. Kırmızı renkten yeşil renge geçmek, yeşilden mora geçmek bir ölüm değil. Çünkü güneş ebedi. İşte bir insan güneşin bilinciyle kırmızıya baktığında yeşile geçmesi onun için çok zor değildir. Yeşilin güneşi bilmesiyle mora sıçraması zor değildir. Çünkü insan sadece bedenden ve zihinden ibaret değildir. İnsan dediğimiz Hazreti insan her insanın içinde potansiyel olarak vardır. İnsanın asıl özü, temel yaşamı insandan önce de var. Yani fizik bedeninden önce de var. Bizler bu beden formu içerisinde şimdilik böyle bir deneyimdeyiz. Fakat burada bu tarlaya ekmiş olduğumuz bilincimizle, niyetimizle, duamızla, ibadetlerimizle bu tarlaya ekmiş olduğumuz tohumlar bir başka boyutta, bir başka biçimde meyvelerini verecektir. Ölümsüz yanımız hep bizimle beraberdir. Fakat insan bunun farkında mıdır, değil midir? Bu o insanın uyanmasına bağlı. Yani göklere ve yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım manası. Her nereye dönerseniz onun yüzü oradadır manası. Yani güneşin kendisi eğer ki ebedi ise, ki ebediyeti temsil eder, ebedidir. Güneş tabii ki bir metafor, bu yıldız olan güneşten bahsetmiyoruz. Hakikat ebedidir, ezeli ve ebedidir. Dolayısıyla onun ışınlarının içerisinde de bu yapılar vardır, bu bilinç vardır. Çünkü varlığın bir başlangıcı veya sonu yoktur. Varoluş başlangıçsız ve sonsuz. Başlangıçlar zihne aittir. Yani dünyanın, işte evrenin yaratılmasını Big Bang olarak alıyoruz ama Big Bang'in öncesindeki boyutlarda da vardı. Varoluş bu anlamıyla başlangıçsız ve sonsuzdur. Yani ondan gelmiştir, ona gitmektedir. Başlangıç sadece zihin başlangıcı vardır. Zihnin yetmediği noktalarda sondur. Yani bir insanın anne rahmine düşmesini bir başlangıç alır, efendim ölümünü de son alırsanız bu hayatı sadece belli sınırda okuyorsunuz demektir. Fakat insan ruhlar alemi dediğimiz ve öldükten sonra da başka boyutlarda farklı, işte cennetler boyutu var veya cehennemler boyutu var. Ve hangi nefis mertebesinde öldüyseniz o nefis mertebesine uygun bir form ile yaşamınıza ebedi hayatta devam edeceksiniz. Yani hangi hayvan süliyetinde, hangi hayvan fıtratında öldüyse kişi cehenneme onunla girecek ve cennete de bu şekilde değil, en güzel insan şeklinde ahsen-i takvimin farklı bir mertebesinde girmiş olacak. Yani formlar farklı olabilir. Düşünün ki anne rahmine ilk düştüğümüz günü düşünelim. Yani zigot halimizi düşünelim. Zigot halindeyken biz bir nokta kadar küçüktük. Ve bize fotoğrafımızı gösterseler, belki de o andaki durumumuza baksak, şimdi bunu görsek kendimizin o olduğuna inanamayız, kendimizi tanıyamayız. Ama bunun bir öncesi de var. Yani bundan çok önceki frekans boyutumuz da var.
Yani babamızın içinde olduğumuz, babamızın içinde olduğumuz zaman, annemizin potansiyelinde olduğumuz zaman, hatta hava zerrelerinde olduğumuz potansiyeldeki hallerimizi, formlarımızı bize gösterseler kendimizi tanıyamayız. Dolayısıyla yaşam formları değişmektedir. Ölüm bir form değişikliğinden başka bir şey değildir. Ve bizler her gün değişmekteyiz. Allah her an bir şeendedir. Düşünün, doğduğumuz gün sadece bir günlükken bile kendimizi tanıyamayız. Deriz Allah'ım bu ben miyim? Ve her şey değişmektedir. Her şey bu anlamıyla bir üst realiteye doğru gitmektedir. Evet, gençliğimiz gidecek. Mesela çocukluğumuzu düşünün. Çocukluğumuzu çok uzun bir zaman önce kaybettik. Ve bir gün ölüm gelecek. Ama dediğimiz gibi ölüm sadece bir form değişikliğidir. Öz hiçbir zaman değişmiyor. İşte şu form içindeyken özün değişmediğini, özün saf tanık olduğunu bilmek, değişenlerin yani hayat boyunca değişenin sadece form olduğunu bilmek ölümü aşmaktır. Ve formlar değişiyor, biçimler değişiyor. Yani okyanus değişmiyor ama dalgalar değişiyor. Ve ölüm bir dalgadan diğer bir dalgaya geçişten başka bir şey değil. Ve dalgayken okyanusu bildiğinizde bilinçli olarak istediğiniz dalganın içerisine doğma gibi bir iradeye, bir kudrete de aslında insan sahip olabiliyor. Bu bir noktada işte Abdülkadir Geylani'de veya birçok aydınlanmış bilinçte istediği aleme, istediği noktada tecessüm edebiliyor ve bir insanın gelebileceği en üst vizyon. Yani ölüm dediğimiz bir noktada bir form değişikliğidir. Ölüm dediğimiz bir noktada bir boyuttan diğer boyuta geçmektir. Formlar değişecek ama tek olan bilinç, okyanus. Fakat ölüm yüksek bir değişikliktir. Yani bir sıçramadır. Bir anlamıyla küçük küçük değişiklikler vardır. Yani çocukkenki halinizi düşünün mesela. Çocukken küçük bir çocukluktan mesela gençliğe geçerken çocukluktan gençliğe geçtiğimizde çocukluğu ne zaman geride bıraktık da gençliğe adım attık bunun farkına varamıyoruz. Veya gençliği düşünün, gençlikten yaşlılığa geçtiğimizi düşünün. Gençlikten ne zaman yaşlılığa geçtik bunun da çok farkına varmıyoruz. Çünkü hayat içerisinde bunlar bir bütün olarak akıyor. Çünkü ağır bir değişim var. Yani gençliğini hangi tarihte geride bıraktın, yılın hangi gününde terk ettin belki bunun farkında değilsin. Çünkü yaşam içerisinde ölümler yani geçişler küçük oluyor. Ama büyük ölüm dediğimiz yani uyku da bir ölümdür mesela ama gerçek işte bizim ölüm diyebildiğimiz ölüm içerisinde bir bedenden yani bir formdan başka bir forma bir kuantum sıçrama gibi ani bir değişim. Ama bu dediğimiz gibi bu ani değişim insanın sonu anlamına gelmiyor. İş ki insan bu boyuttayken, şu sınırlılık içerisindeyken okyanusu bilsin. İş ki insan ölmeden önce ölüm deneyimini yaşasın. Dolayısıyla insan ne demektir? Doğmamış ve doğrulmamış, doğmamış ve ölmeyecek olan boyutunu fark etmesi, işte Hazreti Ali Efendimiz öyle söylüyor. Kul huvallahu ehad, Allahu semed, lem yelid ve lem yulet ve lem yeküllehü küfüven ehad. Yani ben diyor doğmamış ve doğrulmamış sıfatına o en özdeki niteliği deneyimlemiştir. Yine İmam Ali atarken sen atmadın senden Allah attı ayetine mazharım demiştir. Yani ölümsüzlük boyutunu keşfetmiştir. Bu boyuttayken ölümsüzlük boyutunu keşfettiğinizde artık ölümü yenmiş, ölümün içerisinden geçmiş yani ölmeden önce ölmüş oluyor. Dolayısıyla yaşam bu boyutuyla hep devam etmektedir ve eğer bir insan ölümsüzlük boyutunu bilmez ise, ezeli ve ebedi olan boyutunu keşfetmez, yani bir insan Allah için olmaz ise korku onu hiçbir zaman bırakmaz. İşte ölümsüzlük boyutu Allah bilinci, Allah canibinden bakmak, onun tutan eli, gören gözü, işiten kulağı olmak, ezeli ve ebedi bilince uyanmasıdır.
Korkunun sebebi bu bilince uyanmadığı için korkular o insana yapışıyor. Ve bu insana tek bir şey yardımcı olabilir. O da bir deneyim. Yani kendi gözleriyle bunu görmesi. Kendi bilincinde bunu tanımlaması. Çünkü ölümün olmayacağını çok kişi söyleyebilir. Kutsal metinler bunu yazabilir. Ama insanın içinde hep bir kuşku olabilir. Yani bilgi bilgelik değildir. Size ölmeyeceğinize dair bilgi verilebilir. Ölmeyeceksin. Ve bunu bilgi olarak sen bilebilirsin. Ama içinde hala bir kuşku var olabilir. Kim bilir? Belki de bu insanlar yalan söylüyordur. Belki kendilerini kandırmışlardır. Başka kitaplar tarafından kandırılmışlardır derken belki sen buna kanmıyorsun. Ama ölümü deneyimlemediğin için içinde hep bir korku her zaman insanın var olacaktır. İşte gerçekle yüzleşmek ne demektir? Yani gerçekle yüzleşmek hayatın ne olduğunu, hayatın sonsuz olduğunu, ezeli ve ebedi olduğunu şahsen kişi bildiği zaman, şahsen deneyimlediğinde o zaman artık korku yoktur. Ve bütün imtihanlar aslında la ilahe, o ilah ve ilahelerin üstüne çık. Yani onları öldür, yani onları dönüştür, yani onlar sadece birer araçtır, üstüne çık manasında bizlere işaretler vermektedirler. O zaman ölüm insanı hiçbir şekilde rahatsız etmez. Yani insan mevcut durumun ötesine geçebilir ve insanın bunu yapacak potansiyeli var, bunu yapacak gücü var ve bunu yapmaya da hakkı var. Zaten dinin amacı budur. Dinin iki konusu vardır. Ben kimim? Ölmeden önce ölünüz. İşte Peygamber Aleyhisselam da söylemiş, eşyanın bana hakikatini göster. Yani şu üç soru özde baksak aslında hep dönüşümle alakalıdır. Ben kimim? Ben nesne değilim. Ben bedenim değilim. Ben zihnim değilim. Ben duygularım. Bunların hepsinin ötesinde ben olan benim bilincine çıkmak, o zaman bunların üzerine sıçramak. İşte bana eşyanın hakikatini göster. Yani şeylerin özü nedir? Şeylerin özü. Öz olan özdür. Yani ben kimim sorusu. Eşyanın hakikatini göster ve ölmeden önce ölünüz. Dolayısıyla insanın küçük bir çaba harcaması lazım burada. Yani bu çaba nedir? Zihinden zihinsizliğe geçmek. Beden boyutundan bedensiz boyutuna geçmek. Düşüncelerden düşünene geçmek. Nesneden özneye geçmek. Belki insan bir çocuğun doğduğu anı hayatının başlangıcı olduğunu zanneder ama bu doğru bir şey değil. Yaşlı bir adam öldüğü zaman da hayatının sona erdiğini düşünür. Hayır, bu da doğru değil. Çünkü hayat doğum ve ölümden çok daha büyük bir şeydir. Doğum ve ölüm hayatın iki ucu değildir. Bizim hayatımız işte sonsuzdan gelmekte ve sonsuza gitmekte. Onun kalbinde yaşamaktayız, onun bilincinde yaşamaktayız. Şimdilik bu form içerisinde deneyimliyoruz. Şimdilik okyanusu bu dalgayla biliyoruz. Fakat okyanus sadece bulunduğumuz dalgadan ibaret değildir. Yani sıçrama yapmak, hayatın içine sıçramak, hayatın derinliklerine nüfuz etmek ve bu hayat içerisinde bile bizler yaşarken küçük küçük doğumlar ve ölümler gerçekleşiyor. İşte her gece ne yapıyoruz? İşte ölüyoruz. Ölümün kardeşidir uyku. Küçük bir kardeştir. Bir düşünceden diğer bir düşünceye geçmek de bir manasıyla ölümdür. Dolayısıyla hayatın aslında bir başlangıcı veya sonu yok. Hayat eşittir, sonsuzluktur. Onun için İmam Gazali hayat, ilim ve adaleti hepsini sonsuzluk noktasında okur ama İnsan tabii ki hayatın ne kadar kolay ölüme dönüştüğünü anlayamıyor. Bunu kabullenmek bile neredeyse imkansız gibi. Şimdi ölüm anında bazı şeyler oluyor. Bu neyden kaynaklanıyor? Bunun üzerinde diğer programda duracağız. Çünkü ölmekte olan bir insanın önüne film şeridi gibi bütün yaşamı geçiyor. Bunun ardında yatan hikmetler nelerdir? İnşallah bunun üzerinde de diğer programda duracağız. Yine ölmeden önce ölünüz ve nefis mertebeleri arasındaki seyir noktasındaki konumuzda. Buluşuncaya dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.